İYİ Parti'de son günlerde biliyorsunuz peş peşe istifalar geliyor. Bugün de Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayarak istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bu konuyla ilgili ilk açıklama geldi. CHP'li Oğuz Kağan Salıcı, düzenlemiş olduğu basın toplantısında kendisine yöneltilen İYİ Parti ile ilgili sorulara yanıt verdi. Ben CHP'nin sözcüsüyüm. İYİ Parti'de yaşanan bir iç meseleyle ilgili bizim yorumda bulunmamız iyi partililere karşı saygısızlık olur. Benzer bir durum gözaltına alındığı ifade edilen HDP'li için de geçerli. Ortada terörle ilgili bir bağlantı varsa bu ülkenin askeri polisi var. Başka bir siyasi partinin iç meselesiyle ilgili yorum yapmak doğru görünmüyor. Ama istifa eden arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyor. Ahmet Kaya'nın mezarını Ekrem İmamoğlu ziyaret etti diyor. Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vuruyor. Ötesinde kendisi İyi Parti ile meclise girmiş bir isim ama şunu unutuyor. Cumhuriyet Halk Partisi 15 milletvekili transfer etmeseydi İyi Parti seçimlere dahi katılamayacaktı. CHP orada demokrasinin önündeki tıkanıklığı çözdü ve adını pek de duymadığımız bazı isimler şimdi patır patır istifa ediyorlar. Meclis kürsüsünde kaç defa gördük. Bugün 50 tane milletvekilinin adını sayamayacak durumdayız. Hakikaten de öyle hangi partiden olursa olsun 50 milletvekilinin adını sayamayacak durumdayız. Ama beyefendiler aradan bir yıl, bir buçuk yıl geçmiş. İyi Parti'den istifa ediyorlar. İstifa ederken de bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayarak ayrılıyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıldığını gördün. Millet ittifakı çatısı altında girdiğini gördün. Milletvekili adayı oldun, meclise girdin. Son açıklama yapıyor. Diyor ki bu da son dönem milletvekilliğim olacak. Bir daha aday olmayacağım. Tamam samimiyseniz sosyal medya hesabında da kendisine birçok kişi bugün yazdı zaten. Milletvekilliğinden de istifa edersiniz. Öyle siz Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde meclise girmişsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedef alarak İyi Parti'den istifa ediyorsunuz. O zaman milletvekilliğinden de istifa edin. Samimiyetinize sizin inanalım. 3 yıl sonra mı yapılacak? 4 yıl sonra mı yapılacak o seçim bilmiyoruz. Ama ben oyumu İyi Parti'ye vermiş birisi olarak açık ve net söylüyorum. İstifa edenlere ben hakkımı helal etmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye verdim. Milletvekilliği seçiminde İyi Parti'ye verdim. Niye İyi Parti'ye verdim? Çünkü İyi Parti'nin önünü kesmek istediler. Seçimlere girmesini engellemek istediler. Miting yapacaklardı. Mitinglerine engel çıkarmak istediler. Meral Akşener salon kiralamada sorun yaşadı. Bunların hepsini gördük. E dedik ne yapacağız? İyi Parti'ye sahip çıkmak zorundayız. İyi Parti mecliste olmalıdır dedik. E biz size oy vermişiz. Siz çıkmışsınız şimdi. İyi Parti'den istifa ediyorsunuz. Bağımsız mı kalacaksınız? Başka bir partiye mi geçeceksiniz? Bilmiyoruz ama o koltuktan ayrıldıysanız, İyi Parti çatısından çıktıysanız bir tanesi AKP'ye geçti sanırım. Bir tanesi MHP'ye gitti. Bırakacaksınız. Milletvekilini de bırakacaksınız. Bugün MHP'den istifa eden, AKP'den istifa eden, CHP'den istifa eden birisi için de aynısı geçerli. AKP'li seçmen oy vermiş. Sen milletvekili seçilmişsin, meclise girmişsin. İstifa edip başka bir partiye geçemezsin. Milletvekilliğinden de istifa etmek zorundasın ki bunun için bir kanun çıkarılmalı. Geçtiğimiz günlerde seslendim. İyi Partideki istifalara ilişkin yorumda bulundum. Ardı arkası kesilmez dedim. Bunun önüne geçilmezse. Nitekim bugün bir tane daha istifa geldi sosyal medya hesaplarına girsin baksınlar kendisine yönelik tepkilere o istifa eden milletvekilleri. Onları okuduktan sonra ha meclise girip hala başka partilerde görev alabileceklerse iyi Parti'den ayrıldıktan sonra o da onların vicdanlarına kalmış bir şey. Ama benim gibi düşünen milyonlarca seçmen var hakkımızı helal etmiyoruz diyorlar.